15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usul cezası 1/5 oranında olacak. Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve formlar verme zorunluluğu getirilen bu ceza kesilirse ayrıca özel usul, birinci derecede usul cezası kesilir. Burası sanıyorum anlaşıldı. Şimdi bu benim 413 nolu tebliğle ilgili olarak özetlerdim. Yani bu bildirim ne şekilde verilecek, kimler verecek, buraya kadar anlattıklarım bununla ilgili. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayınlamış olduğu mükellef bildirimle ilgili bölümü sunuma geçiyorum. Burada da demin anlattığım olaylar, şimdi esas bizim bildirimde bulunmamız gereken mükellef bilgileri bildirimi ekranda gördüğünüz gibi yeterince okunabiliyor mu? Okunmuyor. Şeyden, siteden aldığım için ancak bu kadar yani başka yapabileceğim bir şey yok. Şimdi bu bildirim önce birinci bölümde mükellef ve iş yeriyle ilgili bilgiler yer almakta. Mükellef ve iş yeriyle ilgili bilgiler. İkinci bölümde faaliyet, çalışan ve abonelik bilgiler. Şirketin faaliyeti, çalışan kişiler ve abonelik bilgileri. İki bölümden olur. Şimdi bunu doldururken yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurular şeyinde mükellef bildirimi menüsüne girdiğinizde size zaten yol gösterir. Şimdi önce buraya girebilmek için hepinizin de bildiği gibi önce kullanıcı kodu, parolu ve şifreyi giriyorsunuz ve sitenin içerisine giriyorsunuz. Ondan sonra orada bilgi girişi, en altta da mükellef bildirimleri menüsü var. Bilgileri bildirimi menüsü var. Buradan işaretliyorsunuz. Tekrar mükellefle ilgili bilgiler yazıyorsunuz. Ondan sonra vergi dairesini seçiyorsunuz ve yeni girişte, mesela daha önce bilgiler girip kaydediyorsunuz, bazı bilgilerin daha yazılması ihtiyaç olabilir. Onu bir yerde tutuyorsunuz, sonra bilgileri aldıktan sonra önceden kaydedilmiş bilgiler olarak, daha önce kaydedilmiş mükellef bildirimi olarak tekleyerek geri getirip üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Ama bu onaylama yapılmamışsa. Öncelikle onaylama yapılmadan önce şey yapılması lazım. Yapılmışsa ne olacak? Onaylama yapılmışsa artık bildirim verilmiş oluyor. Düzeltme cümlelerini. Süresinde verdiğiniz için tam düzeltebilirsiniz. 31 Mayıs'a kadar düzeltebilirsiniz. Ayrı bir düzeltme değil de güncelleme olarak. Şimdi şöyle, o düzeltme işlemi güncelleme değil. Yani hata yaptığınız şeyi değil, tamamen eskisini iptal ediyor, yenisini. Hayır hayır, öyle yapmıyor. Öyle yapmıyor. Düzeltme bölüm alıyor. Şimdi, şeyde öyle diyor ama yani düzeltme. Ben geldim, düzeltme de yaptım, eskisini geçtim. Şimdi yapmış olabilirsiniz ama tebliğde öyle yazıyor. Şimdi uygulamasız bilemem, onu siz yaptınız. Ya ben şu anda sadece şu mükellef bildirim formunda bakanlığın açmış olduğu şeylerde şimdi okuruz burada tekrar şey yapacak. Sizin dediğiniz de olabilir, bilmiyorum. Ama burada anlatılanları söylüyorum. Ben girmedim yani. Siz girdiyseniz, denediyseniz tamam. Fakat diyor ki düzeltme yaparken tebliğ de yazıyor bunu. Tebliği hemen açalım. Bir süresinde verilmiş sayı. Süresinde verilenler için belki tamam ya. 31 Mayıs'a kadar 31 Mayıs'tan sonra verilenler için tamamen eskisini siliyor, yenisini. Ama siz süresinde, daha sürede olmadığı için belki yapabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Yaptırıyorum, izin veriyor. Ben izin veriyor, değil mi? Veriyorum. Tamam, yani demek ki daha süresi dolmadığı için... Sanayisi için unutmuşum galiba, ona göre tabii. Sanayisi için unutmuşum diye, ne yazık. Bir dakika. Bir dakika.
Şimdi düzeltme işlemleri. Tebliğden okuyorum arkadaşlar. Düzeltme işleminde ilgili bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin yeni bildirimi daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmalar gerekmektedir. Zaten otomatik getiriyor, ilave edeceğin kısmı giriyor, sonra giriyor. Tamam, yani tebliğde böyle diyor. Silmiyor onu, tekrar sana onu yazıyorsun yani. Hayır, yani silmiyor, ötekini sanki yeniden bir daha yazmış gibi kabul ediyor. Olabilir. Ama ben tebliğde öyle dediğini. Evet. Şimdi mükelleflik numarasını yazdı. TC kimlik numarasını yazdı. Tamam dedi. Vergi dairesini de seçti. Tamam butonu diyor işaretlendikten sonra gelen bu ekranda bildirim düzenlenecek mükellef kendisi ise kendisini. Müşterisi ise müşterisinin faal olduğu vergi dairesi seçilir. Eğer kendisi veya müşterisine ait daha önceden giriş yapılarak kaydedilmiş mükellef bilgileri bildirimi mevcutsa kaydedilmiş mükellef bilgileri bildirimini getir linkinden yararlanabilerek yeni giriş yapılır. Şimdi mükellef bilgileri bildirimiyle ilgili zaten birinci bölüm dedik, mükellef ve iş yeriyle ilgili bilgiler diyorum yani birinci bölüm. Burada mükellefin vergi kimlik bilgisi, vergi dairesi, ünvanı, soyadı ünvanı hatalı ise doğrusunu giriniz. Yani zaten bu otomatikmen sistemden çıkıyor. Diyor ki siz diyor daha önce olur ki ünvanı tam yazılmamıştır, siz doğrusunu yazın diyor. Ondan sonra ticaret ünvanı, hukuki mahiyeti yani limited şirket, anonim şirket, kooperatif vesaire. Şubesi, iş yeri türü diyor, sen şube olarak mı yazıyorsun? Demin dedik ki bildirimi verirken merkez için ayrı vereceğiz, şubeler için ayrı vereceğiz. Evet, merkezse merkez yazacağız, şube ise şube yazacağız. Mükellef türü olarak da tam mükellef, daha mükellef olarak yazacağız. Sağ tarafta da TC kimlik numarası yine, adı, kuyruğu, hukuki mahiyeti, şirket türü, iş yerinin açılış yılı. Mesela vergi dairesi belki iş yeri açılışını yanlış girmiştir daha önce. Sizin ticaret sicil gazetesiyle açılış tarihi, belirli bir tarihi şey yapıyor ama vergi dairesi bir yıl önce ya da bir sonra yazmıştır. Onları da düzeltebileceğiz. Evet. Sonra yine iş yeri sicil numarası, sosyal güvenlik kurumu, iş yeri sicil numarası. Bazı durumlarda olmayabilir yani, işçi çalıştırmıyorsa sosyal güvenlik numarası almamıştır. Var ya da yok işaretleyeceğiz. Sonra iş yeri sicil numarasını, sosyal güvenlik kurumu iş yeri sicil numarasını yazacağız. Kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünü yazacağız. Ticaret sicil numarasını yazacağız. Ondan sonra sanayi odasıyla bir üyeliği varsa yoksa üyesidir. Sanayi odası ya da ticaret odası. Esnaf odası olabilir. Yani zaten şey ise üretim işletmesi ise demek ki sanayi odasının numarasını yazacağız. Normal bir işletme ise ticaret odasını, küçük esnafsa esnaf numarasını yazacağız. Bakalım. Pardon, orada kontrol et düğmesi var. Evet. Ona basıyorsunuz, geliyor ismi. Yani şeyin... Tabii yani bu zaten kolaylık oluyor. Bazıları da gelmiyor. Ya o sistemden kaynaklanıyordur. Yani ay sistemden değil. Şimdi ticaret sicilinde girdiğinde her şeyi ama ticaret odasının girdiğinde gelmiş. Kendini yanlış kaydetti. Sicil şimdi ticaret odasının girdiğinde gelmez. Ticaret odası o ticaret odasında bir yüzlerce şey var. Yani bir kimlik numarasını, o sicil numarasını doğru yazacaksınız ki gelsin. Tamam mı? Mesela İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu yazıyorsun, geliyor, getir diyorsun, geliyor. Ama altta ticaret odasının üyesi zaten.
Ticaret odası aynı numara. Yazıyorsun gelmiyor. Şimdi arkadaşlar bir açıklamasını okuyalım müsaade ederseniz. Diyor ki ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, esnaf odası ve diğer odalar içinde mükellefin üye olduğu odalar varsa hangileri olduğu ilgili satırda bulunan kutucuk işaretlerine belirlenir. Birden fazla odaya üye olunmuşsa birden fazla işaretleme yapılabilir. Kutucuğu işaretlenmiş oda adı açılan listeden seçilir. Diğer çeşidine ait kutucuk işaretlenmişse oda ismi manuel olarak yazılarak tabip odası gibi oda sicil numarası girişi yapılır. Kutucuğu işaretlenmiş odaya ait oda adı ve oda sicil numarasının girilmesi zorunludur. Demek ki oda adının üstüne getiriyorsun ticaret sicil numarasını veriyor. Aşağıya geliyorsun İstanbul Ticaret Odası diyorsun. Aynı sicil numarasını veriyorsunuz kabul etmiyor. Ona manuel giriyorsunuz kabul ediyor. Manuel girip devam ediyor. Yani manuel de diyor ya manuel girebilirsiniz. Ama diyor. Şey diyor. Yani diyor ki odalar ve sanayi borsasında diyor böyle bir kayıt yoktur. Eğer eminseniz diyor devam edin. Devam ediyor. Eminsin sen de zaten. Gazeteye bakıyorsun. Var evet. Eminsin. Devam ediyor. Ben bunu şimdi tamam eski veri dairesini duruyorum eski maliyeciyim de yani. Şimdi ben bunu açık yapılan açıklamaları size izah etmeye çalışıyorum. Orada işte böyle demişler, böyle yazacaksın. Bunun dışında başka bir yorum yapıp sizi yönlendirmeye doğru olmaz. Ya uygulamada veri tabanından gelemiyor, çekemiyor ticaret odalarını. Belki yani yazdıkça çeşit çeşit mükellef bildirimine göre çeşitli olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ama ben sadece gidiş yolu, yani sistemi anlatmaya çalışıyorum.